Malatya Emeksiz Caddesi. ...2005-2006 gibi yapılan emeksiz alt geçidi burası. ...1960'da İstanbul Beyazıt Meydanı'nda katledilen Kündübekli üniversite öğrencisi Turan Emeksiz'in adı verilmiş bu caddeye. Ama Atatürkçü görünen, gerçekte faşist olan Kenan Evren'in 1980 askeri darbesi Emeksiz'in adını tahammül edememiş. Kaldırmış. Milli Egemenlik Caddesi yapmış. Bundan 5-6 yıl önce yeniden Emeksiz'in adı verildi bu caddeye. Caddenin güney bitiminde de bir kavşak var. Oraya da biz Emeksiz Meydanı diyoruz. Şu Emeksiz Meydanı'nın batısında da Turan Emeksiz Lisesi var. Köşedeki bina eskilerde 70'lerde filan 80'lerde Argıvan İsaköylü Mehmet Alp'in hastanesiymiş, özel hastane. Daha sonra Soykan'ın soğuk hava deposu oldu. Şimdi de Azret Diş Sağlığı Merkezi. Ana caddeler araç trafiğine kapatılınca bu caddeler çok yoğunlaştı. De olabilir. İsim tam net değil aklımda. Bu kavşakta durunca doğuda Atatürk İlkokulu var. Şimdi adı Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu oldu, ortaokulu oldu. Şurası Cengiz Hıdır Caddesi'ne gidiyor. Böyle güneye doğru da Çırmıhtı'ya gidiliyor bu caddeden. Adı İsmet Paşa Caddesi. Bu Emeksiz Meydanı'nın batısında da Turan Emeksiz Lisesi var. Daha önce Malatya Lisesi kanal boyundaki Atatürk Ortaokulu'ndaymış. Orada ortaokula bırakılarak buraya lise yapılmış. Malatya Lisesi olarak yapılmış. Ama Turan Emeksiz Menderes'in atlı polislerince, polis müdürünce katledilince adı bu liseye verilmiş. Turan Emeksiz'in katledilme raporu da çok geç açıklandı. Devlet sırrıymış. Yine bundan 5-6 yıl önce mecliste açıklandı. Yukarıdan aort damarına sıkılan kurşunla öldürülmüş. Yani böyle sekme değil. Bilinçli bir vurma. Üstten de gelince o zaman atlı polisler kuşatmış o meydanı. Menderes'in polisleri vurdu. Denmiş zaten o zaman. Görgü tanıkları öyle söylemiş.
söylendiği halde o zaman inkar edilmiş. Sekti kaza kurşunu denmiş. Ama böyle devlet eliyle yapılınca da devlet sırrı olarak saklanıyor ne yazık ki. Yandaki de pansiyonu. İlk binası bu. Bunun arkasına bir ek bina yapılmıştı. O 24 Ocak'taki 6.8 şiddetindeki depremde zarar gördü. Yeni yapı olduğu halde bakın sapasağlam duruyor. O yıkılmak üzere boşaltıldı. Buranın bir de etnografya müzesi var. Çok güzel. Evet, böyle de Çilesiz'e gidiliyor. Gazi Lisesi'ne gidiliyor bu yoldan. Burası Hasan Bey Caddesi. Mamut Lisesi'nin büyük bir bahçesi var. Onun da kuzeyine Cumhuriyet Lisesi yapıldı. O ikinci bir lise ama aynı bahçede içerisindeler. Şu da kapalı spor salonu lisenin.